Evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Hepinizin eline sağlık. Şöyle duvarlarımızda şu duvar kağıtları görünmüyordu. Bunun görünmemesi böyle bilmiyorum. Aslında hiçbir önemi yok ama beni rahatsız ettiği için şöyle materyal editörden duvar kağıdını önceden birey materyal yapmıştık. Şunu alıp şuraya gördüğünüz gibi instance dedim. Instance dedikten sonra da bunu alıp şuraya şöyle attım. Zaten burada bu map vardı. Görünmeye başladı bu şekilde. Artık bunun işlevi yok. Şunu silebilirim bu arada. Gördüğünüz gibi çalışmamız bitti. Şöyle kameram biraz geriye aldım şununla. Geriye çekip. Şöyle şu açıdan yüksek ayarlarla bir render aldım arkadaşlar. Bu render sonucunu görelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle parlak, güzel, kaliteli bir render. Kendini nasıl belli ediyor? Şuradaki yansımalara, şu gitarın yansımasına, gitarın ipleri falan, telleri görünüyor. Yani aldığımıza değdi. Gerçekten yaptığımız çalışma çok başarılı bir çalışma oldu. Siz de görüyorsunuz şu balığın üstündeki yansımadan tutun. Bakın şuraya. Yani gerçekten yaptığımıza değdi. Ve hoş bir çalışma oldu. Şuralarda eskiden çok noise'lenmeler vardı. Halının kalitesine bakın. Hepinizin ellerine sağlık. Hepiniz bu çalışmaları tatbik ederek bunun gibi veya buna yakın sonuçlar çıkarmış olmanız lazım. Başarılı bir çalışmanın arkasından tabii böyle sanat eserimizi izliyoruz. Şurada görüyorsunuz bakın şu reflekti ne kadar yakışmış mesela bu ahşap çerçevelere. Yansımaları falan şurada çok kaliteli. Siz de bu çalışmaları benim yaptığım şekilde tatbik ettiyseniz bu sonucu alacaksınız. Bu 1600'e 1200'lük bir çözünürlük. Bunları render ettikten sonra save edip şöyle şuradan mesela burada kalitesiz bir render daha var. Şöyle evet bu başka bir render. Bu 640x480 düşük çözünürlüklerde bakın. Düşük çözünürlüklerdeki render'ımın kalitesizliğine bakın. Şuradaki mesela yansımadan veya işte bir de şuna bakın arkadaşlar. Şunu nasıl topladığına veya şu köşelerin keskinliğini mesela bakın burada bir hatalar oluşturmuş. Bunların hepsini düzeltiyor görüyorsunuz. Mesela şurada gitarın kötü duruşuna bakın. Tabii çözünürlükle de alakalı bir şey ama yüksek kalitenin çözünürlüğü çalışmanın asıl hakkını, değerini veren çözünürlüktür. Şimdi peki bunu aldık. Artık çalışmamızı da bitirdik. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaydedeceğiz arkadaşlar. Yalnız bunun kayıt esnasında normal save yapıyoruz zaten. Hani şuradan veya işte buradan save veya save as diye farklı adla kopyalayabiliyoruz ama tuttunuz bunu diyelim ki şimdi aldınız bunu hard diskinize atacaksınız veya aldınız bu çalışmayı DVD'ye atıp bir arkadaşınıza göstereceksiniz veya flash diske atıp bir arkadaşınıza göstereceksiniz. Bu çalışmanın 3D Max dosyasını alır da direkt arkadaşınıza götürürseniz bu kaplamalar, buradaki resimler hiçbiri oradaki bilgisayarda açtığınızda görünmeyecek. Veya diyelim aldığınız format atacaksınız bilgisayarınıza. Veya başka bir sebepten dolayı başka bir işte hard diskinize kopyalayacaksınız. Çalışmanız kalsın istiyorsunuz bu sahnede. Bunlarla birlikte kaplamalar da gelsin ve çalışsın istiyorsanız yani bir yere götürdüğünüzde kaplamalarınızın çünkü şöyle düşünün bakın materyalin editöre bastığınızda şurada bir kaplama var ve bu kaplamanın bir yolu var. Hani şuradan şuradan kaplamalara şu adlı bir kaplama gelmiş. Başka bir yere taşıdığınızda bu yolu bulamayacak ve orada bu kaplama olmayacak. Kitap kaplamaları olmayacak efendim resim attığınız her şey. Nasıl yapacağız peki bunu? Şöyle yapacağız. Onlar da birlikte olsun istiyorsanız gelip arşiv olarak kaydedin. Şimdi burada da çalışmamız bittiği için arşiv olarak kaydedebiliriz. Bakın geldim tekrar. Save as. Arşiv diyorum. Arşiv dediğimde nereye arşiv olarak kaydedeyim diyor. 3D Max derslerine iç mekan sahnem diye kaydet diyorum mesela. Save'e basıyorum. Şimdi bakın işlemeye başlayacak. Bir süre böyle şu siyah ekran gelecek. Hata olduğunu falan düşünmeyin. Şimdi işliyor. Bakın. Evet ayarladı. Kaydetti ve bitirdi. O neydi peki? Şimdi bakalım ona. Bakın 3D Max dersleri bölümünü açtığımda altta bak burada ne var? Şurada klasör haline getireyim. Bakın altta görüyorsunuz iç mekan sahnem diye bir dosya oluşturulmuş oluyor.
Yani bütün sahnenizdeki zipleri, fotoğrafları gelip bunun içine klasörleyip sıkıştırdı, attı oraya. Bakın sağ tıklayalım. Extract to iç mekan sahnem diye çıkar diyelim. Bakın şuraya çıkardı. Yukarıya açtı dosya olarak. Bak şuraya dosya olarak açtı. Bu dosyanın içinde ne var? 3D Max dosyamız var. 3D Max dosyasının içinde kaplamaların olduğu bölümler, bakın hepsi atılmış buraya. Yani o çalışmalar ne kullandıysanız bütün kaplamaları hepsini içeriye atmış. Kısa yollarını belirlemiş. Ki daha sonra başka bir bilgisayarda direkt çalıştırabilirsiniz. Direkt kaplama yollarını hata yapmayasınız diye bakın. Burada hepsini de şöyle bir özet yapmış. Tıklayıp direkt çalıştırabilirsiniz diye. Bu şekilde çalışmanızı bitirdikten sonra bir arşiv olarak kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Arşiv olarak farklı kaydedin, sonra da normal save yapar çalışmayı bitirirsiniz. Şimdi gelelim daha önce de anlattığımız bir bölüme, Render Rack'ten Render Setup bölümüne. Bunların bazı şeylerini ezbere yaptık. Render Setup'tan Render bölümünü anlatacağımızı söyledik. Bunu anlatmaya başlayalım istiyorum. Direkt Render Setup bölümü birçok ayarlar var içinde. Bu kadar ayarın olması kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Fakat bu işin mantığını öğrendikten sonra hiç de o kadar zor olmadığını, ve siz kendi ayarlarınızı yaparken mesela neyi niçin işaretledik, neyi neden arttırdık, bunların hepsini anlayacaksınız. Şimdi Test Render ayarlarıma getirdim ben bu ayarı. Test Render'ı biliyorsunuz, Test Render deyip şöyle load yaptığımızda Test Render ayarları geliyordu buraya. Bakın şu anda Test Render ayarları geldi. Test Render ayarlarımı böyle ayarlamıştım. Bunlara tekrar bir kontrol ediyorum. Çok düşük, şöyle bakın görüyorsunuz. Çok düşük ayarlar tabii bunlar. Şimdi böyle bir render alıp başlayalım render setup bölümünü anlatmaya. Evet, bu renderimiz yaklaşık 1 dakika kadar sürdü. Tabii bizim daha önce aldığımız final renderimiz ne kadar sürdü? Bu final renderimiz yüksek çözünürlükte, yüksek render ayarlarıyla 1600x1200 çözünürlükte 3,5 saat falan sürdü. Test render yapıyoruz biz şu anda. Önemli olan da bu zaten. Komutları öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar, şimdi render setup bölümünü açıp ne yapmıştık? Şöyle girip bakın buraları anlatmıştım. Önemli olan bölümlerin tek tek böyle, mesela bakın şurada SRender bölümünü anlatmıştım. Bize lazım olan bölümlerin hepsini burada anlatmıştım. Özellikle V-Ray bölümüne gelip Authorization, About V-Ray ve Frame Buffer bölümünü öğrenmiştik. Bu üç başlığı öğrenmiştik. Şimdi bu bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi V-Ray Global Switch'e geçelim. Şimdi burada bunun yapılmasının sebebi ne arkadaşlar? Bu genel olarak sahnenin bütün ayarlarını değiştiren bir bölüm. Yani genellikle render süresiyle alakalı ayarların yapıldığı bir bölüm. Peki neden böyle bir şey yapmak ihtiyacı hissetmişler? Burada bir Geometry Displacement for Backface Calling bölümü var. Tabii bu bölümlerin her birinin bir anlamı var. Örneğin burada Displacement ile başlayalım. Displacement amacı ne? Hatırlıyorsanız akvaryumumuzu yaparken, veya bakın şuradan final render'da göstereyim mesela, daha büyük çözünürlükte olduğu için yaklaştığımızda daha iyi görünecektir. Bakın şuradaki kabarma displacement ile yapılmıştı. Veya sahnemde halı yaptığımda veya başka şeyler displacement içeren, mesela şuradaki gemi gibi displacement içeren şeyler olduğu zaman sahnedeki bütün displacement'ları açıp kapamaya Render'da yapılıp yapılmamasına karar verilen bölümdür arkadaşlar. Örneğin bakın şurada displacement görüyorsunuz, seçili şu anda. Render ettiğimde şurada bakın şu kabarma mesela neden oldu? Çünkü burada displacement uygulanmıştı zamanında. Şimdi biz bunu bir kaldıralım. Bir de öyle şu bölümü, sadece şu bölümü bir render edelim. Bakın şundan da bir kopya çıkartayım şuraya. Evet. Şimdi render yapalım. Şurası dümdüz görünecek arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın. Artık displacement kapatıldığı için şuradaki balığın, şu içerideki taşların hiçbir kabarması kalmadı. Eski halinde nasıldı? Eski halinde burada yakınlaştıralım. Bakın şurada kabarmalar var ve daha yüksek.
Burada düz. Yani sahnemde ne olursa olsun, eğer ben bu içine şu parkenin iç tarafına displacement uygulamış olsaydım veya şuradaki veya başka yerlerde bir halıyı displacement'la yapmış olsaydım, o displacement sahnedeki bütün displacement'ları kapatmış olacaktı. Peki bu ne işe yarar? Yani bunu buraya neden koydular? Şundan dolayı koydular. Diyelim sahnemde nesnelerin birçoğu displacement'lı ve sahnemi bir render almaya çalıştım. Render çok uzun sürüyor, bitmiyor. Ne yapacağız peki? Hemen şuradan displacement işaretini kaldıracağız. Sahnemdeki bütün nesnelerin displacement'ını kaldırmış olacağız. Render'da o displacement'lar hesaplanmayacak. Bunun faydası ne? Render'ı kısaltır. Peki, bunu render'ı kısalttık. Kalite verir mi? Vermez. Yani zaten sahnenize o displacement'ı vermişseniz, bakın mesela bunun buralarda displacement yok. Mesela şu çakıl taşı, şu akvaryumun içinde kullandığımız çakıl taşı. Gelip buradan kapatabilirdik. 100 tane olsaydı burada bir sürü materyal, hepsini teke tek atıp şuradan mesela tikini kaldırıp kapatabilirdik, ama hepsini bir arada, bütün materyallerin hepsini displacement kaldırıp kapatmak için bu seçeneği uyguluyoruz. Burada en önemlileri anlatacağım arkadaşlar. Kafanızı karıştıracak olanları anlatmayacağım. For backface calling bölümüne bakalım. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Aşağı indiriyorum. Sahnemi şöyle bir genişleteyim. Shift F ile. Evet, P'ye basıp perspektife geçeceğim. Evet, şimdi hareket edebilirim. Çıktım. Şimdi benim sahnemde bir duvar var. Bu duvar olmasaydı burada bir box olacaktı. Yani bunu box'a da yapmış olabilirdik. Şöyle bakın, bir box yaptım. Mesela şöyle bir şey olsaydı hoş olmaz mıydı? Şuradan baksaydım ve içeriği görebilseydim, ama bu duvarlar da kalsaydı mesela. Nereden bakarsam bakayım içeriği görebilseydim, ama o duvarlar da kalsaydı, ben böyle müdahale etseydim daha iyi olmaz mıydı? Olabilirdi. Fakat biz buradaki mesela sahnemde, şunu kapatayım da, sahnemde mesela şu duvarın içeride kenarları görünsün diye hani bir duvar çizmeye uygun bulduk. Duvarla yapmaya uygun bulduk. Ha, siz bu box'ın İç alanını da doldurarak yapmış olabilirdiniz. Fakat şöyle bir durum var. Max her zaman şu mantıkta çalışır. Dış tarafı renkli, dış tarafı yüzeydir, iç tarafı ise karanlıktır. Yani iç tarafını, içeride kalan alanı yüzey olarak kabul etmez. Biz bunu ancak normal modifiyeri ile içini dışına getiririz. Yani iç tarafını, dış tarafını, yüzeylerini değiştirmiş oluruz. Bakın normal yaptım. Şimdi iç tarafı da artık kullanılabilir olacak. Yani değişmiş olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız peki? Bunu gelip bakın iç tarafını görebilmek için ne yapacağız onu anlatacağım. Sağ tıklıyorum. Nesnenin üzerindeyken. Object Properties bölümünden Backface kaldırıyorum. Okey dediğim an sahnede iç tarafı görmeye başlıyorum. Bakın aslında şu duvarlar var. Bu duvarların olduğunu nasıl anlıyorum? Şöyle bakın, bu tarafa çevirdiğimde bu sefer şu duvarları gösteriyor. Yani sahnenin neresini çevirirsem çevireyim, baktığım duvarları yok gibi gösterecek. Bakın şu duvar var şu anda. Bunu çevirirsem orası yok olmuş gibi görünüyor. Mesela bu duvarımız şu anda görünüyor, burada iki duvar oldu. Soldan bakarsam o iki duvarı değil, şuradaki iki duvarı gösterecek. Ve sahnemin içine örneğin bakın şuradan AutoGrid ile şöyle bakın sahnenin içine müdahale edebiliyorum. Box yapıyorum mesela. İşte bunun bir koltuk olduğunu varsayın. Önemli değil olup olmaması şu anda. Neyse önemli değil. Burada sahnem var. Buradaki sahnemde bütün nesneleri görebiliyorum. Bakın içeride görebiliyorum. Peki backface kal özelliğini kapatalım. Sağ tıkladım Object Properties'ten. Backface kal diyelim. Okey diyelim. Çıkalım. Sahnede bütün nesneler içeride. F3'e basarsanız görürsünüz. Ama artık göremiyorum. Bu backface kal özelliği bu işe yarıyor. Bu neden bu işe yarıyordu? Sahnemde bazen bakın mesela ben şuraya bir kamera daha kopyaladım. Bu kameranın aynısını şuraya instance yapıp kopyaladım shift ile. Kamera 2'ye geçeyim. F3'e bastım. Kamera 2'ye geçtim. Şu anda kamera 2'deyim. Eğer ben kameramı buraya değil de biraz daha bakın shift F ile kameranın ne kadar render alacağını göstereyim. Mesela burayı render alabileceğim ben.
Şimdi ben bu kamerayı daha da geri getirirsem, bakın geri getiriyorum. Geri çektim, çektim, çektim. Şu anda duvar görünüyor. Yani şu anda render alsam bile burası karanlık görünecek, duvar görünecek. Ama mesela F3'ten bakarsak sahnemdeki render'ı böyle almak istiyorum. Yani şöyle bir şey, şuradaki şu köşeler görünsün, şurada biraz daha halı görünsün diye almak istiyorum. Fakat önüme duvar çıkıyor. Bunu engellemek için işte bu, mesela bu bir box olsaydı bunu sağ tıklayıp backface call yapacaktık. Şimdi Ctrl Z ile kameram eski yerine getiriyorum. Yani şuradaki duvarım değil de şöyle bir box ile zemin ve duvar oluşturmuş olsa idim. O zaman backface call yapıp duvarı şöyle kamerayı dışarıya koyup oradan render alabilirdim. Bunun renderını nasıl alabilirdim? Şuradan rendering'den render setup deyip şuradan global switch'ten bunu kapatalım. For backface calling dediğim an İşte render'ı yani kamerayı dışarı koysam bile şu öndeki duvarları görmeyecek ve içerine render'ı alabilecekti. Daha geniş açılı render'lar alabilecektik. Ha şimdi mesela ne yapabiliriz? Bu duvarda peki bu neden işe yaramadı? Backface call olmuyor. Backface call özelliği duvarda olmaz arkadaşlar. Çünkü duvarın iç yüzeyleri bakın duvarda mesela kaç tane kenar var duvar oluşturmak için? Bir bu kenarı var, bir de şu kenarı var. Yani duvar aslında iki tane kenarın ortası mesela boşluk gibi. Mesela şurada da iki kenardan oluştuğu için backface call özelliğini buraya uygulayamıyoruz. Ama mesela burada kutu gibi çizmiş olsaydık uygulayabilirdik. Mesela şuradan backface call seçili. Mesela bu duvarda. Ama uygulayamıyoruz. Mesela duvara getirip normal atarsak. Attık. Duvarın normalini attık. Fakat ne yapıyor? Geliyor sadece dış kenardaki yani dış duvarları bize görünmez kılıyor. Ama içeride de sonuçta iki katmandan oluşan bir şey olduğu için içerideki duvarları bize göstermiyor. Bir anlamı olmuyor yani. Duvarda uygulanamıyor backface call özelliği. Fakat böyle bir şeyle sahne ayarlamış olsaydık uygulayabilirdik. Şimdi backface call özelliğini de öğrendik. Backface call özelliğini şu an için sahnemizde kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Kullanmadığınız özelliği kapatın. Peki gelelim içeriye. Burayı öğrendik. Sahnemi şöyle siliyorum. Şunları kamera 1'e geçiyorum. Rendering'den render setup'tayım şu anda hala. Geliyorum arkadaşlar. Bu iki özelliği öğrendik. Displacement seçili olacak çünkü render'ımızı alacağız yani. Şunlar görünmesini istiyoruz. Eski hallerine getirdim. Lighting bölümü ışıkları kapatır. Yani bunun kapatmamızın bir anlamı yok. Mesela bunun seçili değilse render aldığınızda ortam tamamen karanlık görünür. Gizli ışıkları kapatır açar. Mesela sahnemdeki şurada şey yapayım. Şunu açayım da. Evet, bir frame aşağıymış tekrar. Evet geldi. Şimdi bu da nedir? Gölgeler arkadaşlar. Gölgeleri kapatır. Gölgeler sonuçta hesaplanırken bakın şuradaki gölgeler veya bunun gölgesi veya şu televizyonun arkasına düşen gölgesi, tabakların duvara düşen gölgesi. Bütün gölgeleri kapatır. Gölgesiz bir render ne anlama gelir? Hiçbir anlama gelmez aslında. Hiçbir anlamı yoktur. Bu özellikleri öğrendik arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki derste şu reflection bölümüne bakalım.